Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba geçti tamam. Tamam araba geçti. Bugün sizlerle birlikte bir soru cevap videosu yapıyoruz. Sizlerden Instagram'da aldığım soruları cevaplayacağım. Daha fazla bu tarz video için yok. Onlara girmeyeceğim. Muhtemelen ilk soru kitapla ilgilidir. Kitabı almayanlar hala merak ediyor içinde ne var, neleri işledik, ne yaptık. Kitabı alan arkadaşlara aldıkları için teşekkür ederim. Zaten alanlar memnuniyetlerini sürekli... Memnuniyetlik... Memnuniyet... Memnuniyetlerini sürekli belirtiyorlar. Onlara teşekkür ederim. Güncelleme de yakın zamanda gelecek. Öyle. Satın almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. İlk soruyla başlayalım. Neden taş? Taş doğadaki en ele saf ele... Saf elemen saf elementtir. Aslında bunu daha detaylıca anlatacağım bir video elbette olacak ama şimdilik böyle diyeyim. Yani doğada en saf, en nadide bulunan şey olduğunu söyleyeyim. Mika Raon taşı ne zaman gelecek? Gelmeyecek. <laughs> Abi taşları aramaya ne zaman başladın? Küçükken çok fazla Indiana Jones oynuyordum. Oynuyordum hem de izliyordum. Hep de arkeolog olmak isterdim. <laughs> Yeni kitap gelir mi? Oğlum İlki daha yeni çıktı ya. İlk kitap çıkalı ikinci haftaya daha yeni girdik. Hani önce bir bunu insanlar okusunlar, sindirsinler. Ondan sonra gelir belki nasip. Nasip bu işler. Kral koleksiyon var mı yoksa satmayı düşünüyor musun? <laughs> satmayı düşündüm. Bilmiyorum. Alıcı varsa yorumlara <laughs> Bu taş işlerine nereden başladın? Çok uzun zaman önce. Ama hangi taş işi? <laughs> Kaç tane sevgilin oldu? Vallahi Saymadım. Niye sayayım oğlum böyle bir şeyi? Siz sayıyorsunuz mu sevgililerinizi? Olmuştur <laughs> birkaç tane. Abi taş efendisi olmak zor mu? Zor. Harbiden zor. Abi taşları bulmakta zorlanıyor musun? Çok zorlanmıyorum ya. Hani konumları bulmam basit oluyor. O yüzden taşların efendisiyiz ya. <laughs> oğlum şaka bir yana bazen zorlandığım olabiliyor hani ya en çok zorlandığımız kısım aslında bulma konusu da değil. O kişi mesela nasıl bir tepki verir? Yaptığımız kişi yani fotoğrafı çekeceğimiz kişi nasıl bir tepki verir? Onu bilmediğimiz için ona göre bir şey yapamıyorum. Anladınız siz onu. Alacağımız tepki bizi biraz zorluyor. O da artık şans işi. Taş maceran nasıl başladı Taşların Efendisi? Günlerden bir gün evimde oturuyordum. Uzun uzun düşündüm. Dedim ki benim bir şeyler yapmam lazım. Sonra yürürken evde ayağımı Taşa çarptım. Oğlum uyduramıyorum bile. <laughs> Abi en son hangi taşla birlikte o... Sırada hangi taş var? Söylemeyeceğim. Bunu söylemiyorum arkadaşlar. Onu da söylersem artık. Abi pH avcılığına devam devam. <laughs> Abi şu an ilişkin var mı? Birkaç kız falan duydum da hangisi gerçek? Şu an ilişkim bak tam bugün şu dakika şu saniye ilişkim yok. Ama bundan bir gün önce ilişkim olmuş olabilir. <laughs> Ya duydunuz şeylere çok inanmayın. Abi Miefits ablanın oturduğu taşı yalama fikri. Hera sus. Hera. Otur bakayım. Otur. Otur. <laughs> Abi ben Gloss. 5 senedir peşimi bırakmadın. Her her soru cevapta geliyorsun ya. Gerçekten hani bunu nasıl başarıyorsun oğlum? Valla şu an benden büyüksün muhtemelen Gloss. Bir 21 yaşında falansın. Abi şu an ilişkin var mı? Bir de yaşın kaç? Yaşım 19. Son zamanlardaki değişimin sebebi ne acı? Büyüdüm. Ben de kendi kafamda bazı şeyleri oturtup tavırlarımı vesaire değiştirmek zorunda kaldım. Bu herhangi bir Olay herhangi bir durumdan kaynaklanmıyor. Bir de çok fazla yoruldum artık. Hani çok yoruldum. <laughs> yayın ne zaman? Arkadaşlar yayın tarihlerini falan hiç bilmiyorum. Bir ara bir başlamayı düşündüm. Sonra dedim, yaklan gerek yok yani. Abi okul zamanında sevgili yapmak mantıklı mı? Kız arkadaşım sınav var diye benden ayrıldı. Vallahi çok yanlış bence. Ben sevgili yapmanın size daha çok yararı olacağını düşünüyorum çünkü niye abi Kız arkadaşın da aynı sınava hazırlanıyorsa, sen de aynı sınava hazırlanıyorsan inanılmaz bir avantaj. Sınav zamanında kız arkadaşın veya erkek arkadaşın varsa bu senin için bir avantaj olabilir. Çünkü o sınava hazırlanıyorsa, sen sınava hazırlanıyorsan birbirinizi desteklerseniz anlıyor musun? Bu her alanda böyle. Ee, eğer yanında bir partner, bir kişi varsa seni daha da azme, azmettirir. Zaten aşk dediğin şey bir beyin oyunu. Beynini kandırıyorsun. Bir uyuşturucu gibi düşün. Aşk beyni uyuşturuyor ve uyuşturulduğun kişi senin gözünde hep daha kıymetli. Hep daha kıymetli. Onun yaptığı şeyler sana, onun söylediği herhangi bir söz çok güzel, tatlı gelir. Bu beyin oyununu kendine bir avantaja çevir ve aşık olduğun, sevdiğin kişiyle beraber kendini geliştirebileceğin bir şeyler yap. Son zamanlardaki değişimimin sebebi de büyüdüm ve artık artık bir şeyleri ele almaya, daha da böyle nasıl diyeyim eski enes yok ya. Hani ciddileşmeye başladı bazı şeyler ve hani, olması gereken bir şey anlıyor musun kanka? Yani bunun olması gerekiyordu ve oldu. <laughs> Öyle diyeyim sana. Çünkü benim özümde bu vardı zaten. Ben sadece olayları tamamen taşşağı alan, sürekli eğlenen, gülen bir adamdın. Onu birazcık törpüledim diyeyim, törpüledim sana. İlk taş yalama olayı nereden aklına geldi ve bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiş miydin? Dediğim gibi o taşı yalayan herif ben de Hera! Dediğim gibi o taşı yalayan herif ben değilim. O yaladıktan sonra gidip taşı alan adamın Yalamam yani. O kadar... Yani taşların efendisi taş mı yalar? kafayı mı yediniz? <laughs> Hedefin neler? Çok hedefim var ya. Çok fazla hedefim var da gerçekleştirebilirsek. Neler olduğunu saymayayım şimdi burada. Hera e bir sus be. Ha? Bir tanesini söyleyeyim. Bu yapım şirketi açmak istiyorum. Nasip olursa. Ama oyunculuk da istiyorum. Keyifli güzel bir video oldu. Cevapladığımı düşünüyorum diğer soruları da. Kitabı almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Veya Instagram profilindeki bağlantıya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz video için kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.